Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Mesela kadınlarla beraber evin içinde oturuyor adam. Bağdaş kuruyor, oturup kalması. Birlikte artık orada elini sokarak pilavdan yiyor, sünnet diye. Evet. Arada sırada bir ağzını da misvaklıyor. Oturup kalmalarına seviniyor. Yani evet. Biz diyor çok doğru yoldayız, mütedeyyin aileyiz biz diyor. İnşallah. Evet. Yani, muhafazakar aileyiz, sevindir. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek, yani mesela kitap dağıtmak, para harcamak, mesela televizyon programları yapmak, bunun için muazzam imkanlarını, her şeyini, malını, mülkünü harcamak ve canlarıyla, yani ölüm tehlikesini göze alarak, geceli gündüzü uykusuz kalarak, yorgun olarak cihat etmeyi, cehd etmeyi çirkin görerek, ya diyorlar bunlara ne gerek kardeşim diyor, ya sen işine gücüne bak, değil mi? Evlen, çoluğunu, çocuğuna bak, sen hayatını kazan, bir namazını da kıl diyor. Orucunu tut ama ne alakası var böyle şeyler diyor. Çirkin görerek, bu sıcakta çıkmayın dediler diyor, hava sıcak diyor. Muazzam sıcaklık var diyor, otur serin evde. Değil mi? Buzlu şerbet iç, o da sünnet diyor. Bu sıcakta dışarı çıkılır mı diyor. De ki, cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir diyor Allah. Bu ne demektir biliyor musun? Sizi cehenneme koyacağım diyor Allah. İnşallah. Bir kavrayıp anlasalardı diyor Allah. Tövbe suresi 81'de.